Evet hanımlar. Önlüklerinizi takın. Süreniz tam tamına 40 dakika kolay gelsin. 5, 4, 3, 2, 1. Baş. Elleri yıkamayı unutmayalım. İyiyim canım, sen nasılsın? Vallahi ben hiç iyi değilim. Senin kayınvaliden beni çok yordu çünkü. Gerçekten çok sıkıldım artık onun verdiği puanlardan. Daha doğrusu bilerek verdiği birlerden sıkıldım. Sen böyle düşünüyorsun. Hani bilerek niye bir versin? Çünkü daha önce itiraf etmişti zaten. Ben senin yemeklerini tanıyorum. Burada en güzel yemeği sen yapıyorsun diye. Ama o senden çeyrek almak için. Siz anlaşmışsınız hani kıyıda köşede. Tamam, ben sana o vereceğim. Zaman nasıl buluyordu beşleri veriyordu? Bu bileziklerden birini bana vermezsen ben de seni bulmam, hep bir veririm. Bundan sonra da benim sayemde bilezik alamazsın. Bak Yaren, bir yıllık gelin. Sen taban, yani senin kadar tabak yapamıyor. Orada senin taban bariz belli. Ha, kabul ediyorsun güzel olduğunu. Evet, bundan sonra seni bulacağım. Hep sana 5 vereceğim. Ama karşılığında da bir tane bileziğini alacağım. Bu bileziği alacağım. Demek ki artık lezzetsiz yemek yapıyorsun. O her zaman diyor ben lezzete puan veriyorum zaten diyor. Öyle mi düşünüyorsun? Dün kaç aldın kayınvalidenden? 3 aldım hayatım. Yani lezzetsiz mi yaptın? Sen kaç aldın? 1 aldın. Yani sen lezzetsiz mi yaptın? Ben lezzetli yaptım. Kendisinin bunu artık kaslı yaptığını düşünüyorum ben zaten. Söyleyeyim şimdiden de. Ben de aynı şeyi düşünüyorum işte, onu söyledin. Ama kendisi bile... Bilerek mi? Dün bir de Masum oynuyor burada. Yok işte ya evet yanlışlıkla verdim de bilmem ne. O her zaman Masum oynuyor zaten. Yani bilmiyorum, sana kastım yaptı ama gidip de dünkü puanlama o kadar saçmaydı ki. Yani beğeniyor, çok güzel olmuş diyor. Tam diyor orta kıvamda olan bu diyor. Gidiyor 3 veriyor. Hiç beğenmediğine gidiyor 5 veriyor, 4 veriyor. Anlamadım, ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım. Gerçekten ben de şaşkın. Hani bu konuda gerçekten özgürsünüz, istediğinizi diyebilirsiniz. Sonuna kadar destekçinizim hepinizin. İşte. Kayınvaliden yani puanlama yapmayı bilmiyor işte artık. İşte bir de dün kızmayalım diye evet haklısınız, evet şöylesiniz böylesiniz de. Ya verdikten sonra yok haklısınızın bir anlamı kalmıyor. Aynen öyle. Aynen öyle, haklısın. Ne yapmaya çalışıyorum ben anlamadım ya. Bence bilinçli yapıyor yani. Yarencim senin kayınvaliden Masum'u oynuyor. Ona laf söylemeyelim diye, yok evet yanlışlıkla oldu, üstüme gelmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Ben kabul ediyorum Masum oynadığını zaten. Sen ne diyorsun Allah aşkına, ne Masum oynuyormuşum ben? Sen niye bir alınca böyle zoruna gidiyor? Haksız puanlama yapıyorsun da o yüzden. Allah aşkına bir haksız puanlama ben yapıyorum değil mi? Sana beşleri verirken iyi, bir verince mi zoruna gidiyor bak, senin? Bak ne dedin? Benim tabağımı tanıyorsun sen artık değil mi? Ne alakası var? Kendin söyledin kusura bunu. Kusura bakma, burada en güzel kavuran Yaren. Hiç kusura bakma. Ya, o yüzden veriyorsun. Verdin. O yüzden 3 veriyor, 1 veriyor. İşte ben onu kabul ettim, sustum. Ama sen kalkıp da arkamdan konuşma. Arkandan niye konuşayım canım? Burada her yerde kamera var. Sen niye bu kadar zoruna gidiyor? Anlamadım gitti ya. Gider tabii çünkü sen benim tabağımı tanıdığını söyleyip bir veriyorsun. Aslı benim arkamdan konuşacağına tatlına odaklan. Bırakırsan odaklanacağım. Bu da mı bir oyun yoksa? Filiz Hanım siz niye bu kadar Aslı'nla şey yapıyorsunuz ki, onu anlamadım. Ne yapıyormuşum? Aslı söylüyor, orada gelinler kendi kendilerine konuşuyor, ediyor. Gelin hepsi söylüyor, hepsi birbirine laf söylüyor. Başka kayınvalidelere, bizlere de söylüyor. Biz öyle gidip de aman gelinlerle o kadar... Sen niye yapıyorsun, ediyorsun, mevzularına bile girmiyoruz. Senin de arkandan Yaren Masumlar oynuyor dese... Neyse, konuşuyorlar. Sana tepki gösterirsin. Orada her şeyi konuşuyorlar. Her şeyi konuşuyorlar. Ben de konuşmam gerekiyordu, konuştum. Yapacak bir şey yok. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.